Orta Nokta'dan yeniden merhaba. TV Bu Spor ekranlarında birlikteyiz değerli izleyenler. Az önce sonuçlanan mücadelede Galatasaray Türk Telekom Arena'da Osmanlı Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçti ve 3. sıraya yerleşti. Gol dakikalarını hatırlayalım. Wesley Sneijder 24. dakikada perdeyi açtı. 35. dakikada Sinan Gümüş farkı 2'ye çıkardı ve Galatasaray 2-0'lık net bir skorla Osmanlı Spor'u mağlup etmeyi başardı. Ve Galatasaray'ın yine golleri ceza sahası dışından gelen şutlarla geliyor. Son 7 golün 5'i böyle geldi Galatasaray adına. Bu anlamda bu kez Sneijder ve Sinan Gümüş sahnedeydi. Özellikle de Sinan'ın golüne ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten vuruş kalitesi çok çok iyiydi. Nasıl bir maç oldu Uğur Bora? Tabii solo yaptı Sinan. O yüzden gerçekten çok iyi bir gol attı. Tebrik ediyorum kendisini. Şöyle izledik maçı. Aslında çok da Galatasaray'ın kendi sahasında alışık olmadığımız oyunlarından bir tanesiydi. Çünkü Galatasaray kendi alanında kabul etti oyunu. Osmanlı Spor da kendi oyununun tam tersine Galatasaray'ı çıkartmama adına yüklendi. Yani tabii bu karşılıklı etki tepki de oldu açıkçası. Yani Galatasaray çünkü çıkamadı. Çıktığı pozisyonlarda da çok etkili oldu. Sneijder'in golü, sonra Sinan'ın muhteşem golü. 2-0 gelince çok rahatlamış oldu. İyi de defansı da iyi yaptılar. Yani Galatasaray önünde, kalecinin önünde durdu. Evet, baskılı göründü evet Osmanlı ama Galatasaray'ın defansif anlayışı diğer maçlara nazaran tabii alanı da küçülttüklerinden dolayı, defansif alanında küçülttüklerinden dolayı iyi defans yapıyor gibi göründüler. Galatasaray'ın adına çok önemli bir maçtı ve kazanmayı bildiler Osmanlı'ya karşı. Zaten öngörümüzde öyle olmuştu. Galatasaray'ı favori görmüştük. Osmanlı'nın evet çok iyi oyuncuları var ama bir şekilde onlar da gol yemenin önlemini bir şekilde bulamadılar. Bulamıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir galibiyetti. Ve maçın sayılarına baktığımızda ki Galatasaray bu ligde topla en fazla oynayan takım ama maç sonundaki oranlara baktığımızda %57'ye 43'lük Osmanlı Spor üstünlüğünü net biçimde görüyoruz ama Galatasaray'ın da gol girişimi çok daha fazla. Yani rakibinin çok çok üzerinde ve Galatasaray'ın neredeyse sezon başından bu yana, hatta ben bu sayıyı pek hatırlamıyorum, 266 isabetli pas yapmış Opta verisine göre. Ben böyle bir pas sayısı hatırlamıyorum Galatasaray'da. Yani sezonun en düşük sayısıydı ama bir noktada da zaten bu tip karşılaşmalarda sezon sonu geldiğinde eğer ki bir hedef koyuyorsanız burada iyi futboldan ziyade sonuca gitmek çok çok önemliydi. Galatasaray bunu başardı. Aslında maç öncesinde konuşmuştuk Tolga tercihini. Geçen hafta Jose'ye başladı ama bu hafta Tolga ilk 11'de başlamasına rağmen Galatasaray'ın bulduğu gole kadar da Osmanlı Spor orta sahada hakim görünüyordu ve çok rahat geçtiler. Özellikle kanattan da çok rahat geldiler. Şimdi gol bölgesine kadar, yani gol bölgesi dedim, o alana kadar, o zamana kadar Osmanlı'nın net bir şekilde üstünlüğünü gördük. Ancak Sneijder şutör bir oyuncu. Önüne gelen şutu iyi bir şut vurup kaleci de kolunun altından kaçırınca, Galatasaray öne geçince bütün hikaye, maçın hikayesi değişmiş oldu. Farklı bir noktaya gidebilirdi. Çünkü onun öncesinde Muhammed'in çevirdiği bir top var. Galatasaray'ın tipik gene defansif hataları orada kendini gösterdi. Kenardan gelen topa gene pozisyon alamadı defans. Ve kaleye paralel bir şekilde, çok yakın bir şekilde topu taç çizgisine doğru yöneldi. O ara birisi araya girip golü atsa maçın hikayesi farklı bir hikaye olabilirdi ama o gol olmayınca hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve tekrardan bir hikaye yazıldı. Galatasaray için o golden sonra her şey daha toz pembe göründü ve kabul ettikleri o oyun anlayışı, kendi sahasında kabul ettikleri oyun anlayışı bir anda aslında daha iyi bir sonuç vermeye başladı. Sonuçta Buruma, Sinan, bunlar sprinter oyuncular, bunlar özel oyuncular. Bir şekilde etkili olmaya baktılar. Sneijder golden sonra çok görmedik ama sonuçta son 10 dakika tekrardan oyun rahatladıktan sonra tekrardan kendini göstermeye başladı. Sinan oyunda bulunduğu dönem içerisinde kontraya yönelik bir oyun olduğu için etkili göründü. Buruma etkili göründü ama yine her zamanki hastalığı son paslarda final pasını veremedi, final vuruşunu yapamadı. Bir şekilde onunla ilgili sıkı çalışması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray adına bugün her şey istediği gibi oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyun tarzıydı Galatasaray adına ama
O alışık olmadığımız oyun tarzının hikayesi Galatasaray'dan iyi bitti tabii. İyi sonuçlandı. Ki Elen derdi yok ilk 11'de başlamasına rağmen Galatasaray maç boyunca sadece 8 orta yapmış ve bunların altısında isabet sağlamış. Yani çok fazla orta yapmayı tercih etmedi bugün Galatasaray. Daha farklı bir atak kombinasyonu denediler ki zaten golde şut girişimi bile geldi ve Galatasaray'ın da aslında maç içindeki şut girişimi oldukça fazla. 18 kez topu kaleye doğru göndermeye çalışırken 7 kez isabet sağlayabiliyor ve diğer yandan da Osmanlıspor da büyük bir ihtimalle maç öncesinde de konuştuğumuz ve herkesin de bildiği üzere bu sezon Galatasaray'ın hava toplarındaki zaafını kullanmak istedi. Onlar da toplam 34 orta göndermişler ama burada Galatasaray savunması bu kez hata yapmadı. Yani belki de sezon boyunca pozisyon vermeme adına en iyi savunma anlayışını gördük diyebilir miyiz Galatasaray için? Çünkü o çok sıkışıktı. Yani Galatasaray takımı çok sıkıştı. Kendi kalesinin önüne yığıldığı için de çok fazla hani hata yapacak alan da yok açıkçası defansif oyunculara. Hata yapacak alan da kalmayınca. Oyun mu böyle oldu yoksa böyle bir çözüm mü bulmuş olabilir? Oyun böyle oldu bana soruyorsan. Çünkü Osmanlı hiç Galatasaray'ı çıkartmadı. Çünkü Galatasaray'ın karakteri değil. Yani ben bekleyeyim kontraya çıkacağım. O Galatasaray'ın karakteri değil. Osmanlı izin vermedi. Ama işte eğri gemi doğru sefer olayı şu an vücut buldu. Yani bu anlayış Snyder'in golünden sonra inanılmaz bir rahatlama getirdi Galatasaray'a. Belki hani bilemiyorum da defansif zaaflardan dolayı Tudor böyle bir anlayış içerisine girmiş olabilir ama Galatasaray'ın oyuncularının karakteri bu değil. Hani böyle oynayacak karakterde şey değil, oyuncular değil. Yani mesela Fenerbahçe nasıl hücum oynayamıyorsa oyuncularının karakteri o değilse Galatasaray'ın karakteri de bu oyun tarzı değil ama Snyder'in dediğim gibi Snyder'in 24. dakikada attığı gol her şeyi bütün hikayeyi değiştirmiş oldu. Çünkü o dakikaya kadar Osmanlı'nın çok bariz bir üstünlüğü vardı ki o golden sonra da Osmanlı gene oynamaya devam etti ama kontra ataklarda çıktıkları kontralarda Galatasaray bu sefer etkili oldu. O göründü. Şimdi maç öncesinde Snyder'i çok değerlendirdik ki Galatasaray'ı bu sezon biraz daha tabii çıkan haberler Tudor özelinde de yani Tudor'la Snyder arasındaki diyaloglardan dolayı da çok fazla tabii ki konuşuluyor Hollandalı oyuncu. Ama neticede şöyle de bir sayıya ulaştı. Toplamda 19 gole katkı sağlamış durumda. Aslında bu üzerine durulması gereken bir durum. Yani şu anda ligin asist kralı konumunda bir numara ligin en fazla asist yapan oyuncusundan bahsediyoruz. 5 gollükte bir katkı. Galatasaray'ın 19 golünde Snyder imzası var. Maç öncesinde şöyle bir yorum yapmıştık. Zaman zaman büyük takımlardan da örnek vererek işte Cristiano Ronaldo örneğini verdik. Bayern Münih ve Atletico Madrid maçlarında sahada yok gibi görünürken çıkıp hat-trick yapabiliyor. Snyder'in de etrafının fizik gücü kaliteli, savaşan bir oyuncu topluluğundan oluştuğu müddetçe bu oyuncu kalitesiyle zaten Süper Lig'de farklı bir noktaya getirecektir Galatasaray'ı. Şimdi önümüzdeki sezonda sözleşmesi son eriyor. Yani yeni bir kontrat imzalanması Snyder'in son sezonu. Maç öncesindeki programda sorduğumu tekrarlamak isterim. Şu maçı izlediğinde fikrin değişti mi Snyder'in? Hayır konusunda? Değişmedi. Yani bu ya şimdi böyle bir anlayış hani bir maçtan sonra bu anca tribündeki taraftarın fikrini değiştirir. Benim fikrimi değiştiremez. Ben büyük resme baktığım için ben gene görüyorum neyin ne olduğunu. Yani bugün Snyder evet gol atmış olabilir. Ama ben oyunun tamamına baktığım için ben aslında ne yaptığını Snyder'in aslında ne yapmadığını ben çok iyi görüyorum. Şimdi aslında ben bir de şu parantezi de açmak istiyorum. Şimdi 2018 Dünya Kupası oynanacağı için 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderken takımlar mesela o sezonu iyi oynayan bir Snyder vardı. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'na yerini almak istiyor. Milli takımda yerini almak istiyor. Şimdi Snyder'in önümüzdeki sezon böyle bir amacı da olduğunu düşünürsek o da bence kendisini çok daha farklı hazırlayacaktır. Hani bu doğru kabul edilir mi bilmiyorum ama burada biraz hani rasyonel de bakmak lazım. Snyder'in ben önümüzdeki sezonki formunun son Galatasaray son şampiyonluğundaki formuna yakın olacağını düşünüyorum. Allah bilmiyorum, Allah. Katılır mısın? Katılmıyorum yani tabii. Yani 2018 Dünya Kupası'ndan dolayı. Oraya formda gitmek isteyecektir. Orada da yerini almak isteyecektir yani. Şimdi Erkut'cum, Snyder kaç yaşında? 85 doğumlu. 84 doğumlu. 84 doğumlu pardon. Kaç oldu? 33. 9 Haziran 84 doğumlu. Seneye 34. Şimdi Snyder'in fizik yapısına bakarsan hiçbir şekilde çabukluğu olmadığını görürsün. Sürati zaten yok.
küçük bir oyuncu, yere yakın bir oyuncu, geniş bir oyuncu. Hani slim fit olsa, hani o küçüklüğüyle slim fit bir oyuncu olsa. Ama 2010'da da böyleydi. Ama iki, yani 2010'dan şöyle, bahsediyorsun hayır, ama şimdi. Kilosu dışında boyu, oyun tarzı. Yani 7 sene öncesinden evet, bahsediyorsun. Şimdi 30'dan sonra... 2010'da Snyder İtalya Serie A'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama 30 yaştan sonra değişir işler. Onu demek istiyorum sana şu anda, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani yaş geldi artık. E şimdi hali hazırda her şekilde burada nasıl oynayacağını da biliyor. Sen evet, senin de söylediğin şartlardan dolayı, senin söylediğin organizasyonlara katılımından dolayı belki biraz sıkabilir ama yaş 34 oldu artık. O öyle o eskisi gibi dur ben sıkayım şöyle oynayacağım değil, öyle bir şey yok. Snyder şu anda sadece oyun bilgisi, fundamental anlayışı, topu olan yeteneği, tekniğiyle ve şut özelliğiyle şu anda böyle bir fark yaratıyor. Ya bir fark yarattığı da yok da ayrı konu, yani istatistiğe bakarsan böyle bir 19 gol diyor. Bir fark yaratıyor. Ya olabilir. Sonuçta Osmanlı'nın pozisyonu da ortada. Olabilir. Yani ben bu şekilde bakmıyorum olaya. O yüzden bunu istatistik beni çok fazla enterese etmiyor açıkçası. Geçen son Kasımpaşa'ya attığı gol, o benim için bir istatistik değil, o 3-0'dan son dakika 1 oluyor, 3-1 oluyor. Yani maç boyunca ayağına top değmemiş Snyder'in. Anladın mı? O benim için o gol sayılmaz yani. Ben öyle bakarım olaya. Eğer yani maç kurtaran golü. Maç kurtaran golü atacaksan o zaman ben Saray'a sayarım onu sana, veya beraberliği mi getiriyorsun? O zaman sayarım sana onu, ama 3-0 olmuş, son artık bütün maç bitmiş, vurmuşsun, girmiş. 3-1 o istatistik skor, o öyle sayılmıyor. Benim gözümde öyle bir şey yok. Yani senin dediğin olay bence olmaz. Ben sana katılmıyorum. Yani hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ben seneye de kalırsa Snyder çok fazla bu görüntüsünden farklı bir görüntü içerisinde olacağını sanmıyorum yani. Yani ben biraz Hollandalı oyuncular üzerinde, Alman oyuncular mesela böyledir. Bu tür organizasyonlarda yer almak istiyorlar. Yani ben öyle bir Snyder izleyeceğimizi düşünüyorum. Hoş 2016'ya da gidememişti gerçi Hollanda milli takımı, ama tabii o yine de o sezon iyi bir performans ortaya koymuştu Wesley Snyder. Peki Galatasaray'ın bugünkü oyuncu tercihlerinden de yine yola çıkalım. Mesela bugün Galatasaray'da beğenmediğin bir isim var mıydı? Beğenmediğin? Evet, 2-0'a rağmen. Yok, iyiydi. Yani neydi Galatasaray yani? Genel hatlarıyla iyi oynadı. Mesela Linens çok iyi oynadı. Çünkü Osmanlı'nın sağ beki çok süratli ve atağa sürekli katılmak isteyen iyi bir oyuncu. Hani atak olarak iyi bir oyuncu. Neredeyse ona hiç pozisyonda geçit izin vermedi. Çabukluğunu gördük. Sabri defansif hata yapmadı. Atağa çıkan, ofansif olarak da atağa çıkarken pasları doğru verdi. Onu söyleyebilirim. Sinan oyunda kaldığı sürece iyiydi. Golü muhteşem bir gol attı. Buruma ile alakalı bu maçta biraz sıkıntı vardı. Yani o artık o şeyden midir, yani o artık skor yapacağım, bir yere gideceğim, kontrat yenileceğim den midir nedir? Bir şekilde en mecbur kaldığı anda pası vermek istiyor. Yani biraz Quaresma gibi yani. Dara düştüğü i̇lk anda. Tercih ilk tercih pas vermek değil. Hiçbir zaman kendi yapmak istiyor mesela. Birazcık Buruma'yı o şekilde eleştirmek istiyorum, eleştirebilirim. Onun haricinde Tolga görevini yaptı, koştu, etti. Selçuk çok fazla pas hatası yapmadı diyebiliriz. Defansif oyuncular sana dediğim gibi alan daraldığı için çok hata yapma şansları da azaldı alanın daralmasıyla birlikte. Onlar da iyi bir oyun oynadıklarını söylemek istiyorum birkaç pozisyon dışında. Eren bence iyi oynadı. Çok fazla kontra bir oyuncu olmadığı için, bugün oyunda kontraya döndüğü için çok onu ceza alanına içine girerken görmedik. Ama oyun bunu gerektirdi. Oyun bunu gerektirdi ama o ceza sahası dışında o istasyon görevini bence yeteri kadar yaptı diye düşünüyorum. Galatasaray bugün bence genel olarak, oyuncu grubu da olarak genel olarak iyiydi. İyi bir oyun anlayışı içerisindeydi. Peki Galatasaray tabii üçüncülük yarışı göz önüne alınırsa Fenerbahçe ile bir çekişme içinde. İki takımın kalan maçlarına bir bakalım. Galatasaray bu haftayı galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Yine Fenerbahçe'nin oynayacağı bir Trabzonspor maçı var, her ne kadar içeride olsa da. Hem Galatasaray'ın hem de
Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmalarına bir göz atalım dilerseniz değerli izleyenler. Çünkü üçüncülük koltuğu önemli. Neden önemli? Maç öncesindeki programda söylemiştik. Başakşehir finalde Konyaspor'da oynayacak. Eğer ki Başakşehir kupayı alırsa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan veya ön eleme hakkı elde ederek gideceği için burada Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak takım lig üçüncüsü olacak. Bu açıdan çok çok önemli. Galatasaray'ın maçları Alanya deplasmanı ve içeride Konyaspor, yani iddiası kalmayan iki takımla oynayacak Sarı Kırmızılar. Ve Fenerbahçe'nin kalan 3 maçına bakalım. Pazartesi günü Sarı Lacivertler Başkent deplasmanına gidiyor. Gençlerbirliği ile oynayacaklar. Sonrasında Kadıköy'de Trabzonspor maçı ve deplasmanda lige veda etmesi kesinleşen Adanaspor'la oynayacak Fenerbahçe. Şu fikstüre baktığımızda Galatasaray'ın kalan maçlarının nispeten Fenerbahçe'ye göre kağıt üzerinde daha kolay olduğunu net olarak görüyoruz. Yani evet, kağıt üzerinde Fenerbahçe çok zorlu bence yani. 3 maçın ikisinde sıkıntısı var ama Galatasaray'ın fikstürü nispeten daha iyi. Yani Galatasaray avantajlı. Hele ki şimdi bu hafta oynayacağı maçtan Fenerbahçe sıkıntılı bir skorla dönerse 3. olma şansı bence çok azalır. O yüzden Fenerbahçe'nin de bir şekilde kupada gitmişken 3.'lüğe çok net konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da bu eline gelen fırsatı ben hani kaçıracağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani Galatasaray bundan sonra kazanarak devam eder diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir şekilde bu duruma bir el atması gerekir. Ve tabii şu da önemli. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe açısından şimdi iki takım da kombine satacak. Taraftarlar açısından işte kombinenin bir değeri olsa, yani örnek verelim 1000 liralık bir kombine olsa, taraftar da şöyle diyecek: ya 34 maç, bunun 17'si içeride, lig maçım garanti. Zira Türkiye Kupası'nda da en az 3 maçım garanti. İşte 20 maç. Avrupa'da da olursa en az 3 maçta orada. Hani 23-25-30 maç üzerinden hesap edecek. Buradaki satışın da ben bununla doğru orantılı olduğu düşüncesindeyim açıkçası. Yani tabii ki prestij açısından iki takımın da Avrupa'da oynayacak olması çok çok önemli ki Galatasaray taraftarının da ben özellikle son ceza ile beraber Avrupa'yı özlediği düşüncesindeyim. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar her zaman için Avrupa maçlarında çok daha farklı bir gözle bakar. Camia zaten hani kuruluş amacı da bu olduğu için bu anlamda Galatasaray açısından çok çok önemli olacak ve artık çıkışta diyebiliriz. İki maçları kazanıyor ve bunu da böyle devam ettirmek isteyeceklerdir. Galatasaray'ı daha çok etkiler bence. Yani o UEFA getirisi, o kombine olaylarını bile satışlarını daha bence Galatasaray'ı fazla etkiler. Çünkü Fenerbahçe tarafından öyle olmasa da mesela hoca belli olduktan sonra ve bir iki transfer belli olduktan sonra Fenerbahçe taraftarı gene kombinesini, biletini alır yani. Ama Galatasaray'a bakan yönüyle hani cezadan sonra UEFA'ya gidecek olması taraftarın gözünde daha bir etki edebilir. O yüzden ya iki takım da bence hani UEFA'daki ön eleme turunu geçecektir. Ama seninle de maç öncesi programda da konuştuk. Özellikle ben oyuncu topluluğu açısından lige biraz daha en azından 15 gün geç başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Daha farklı bir moral motivasyonla gelirler. Hani değil mi? Çok dinlenmiş önemli. Oyuncu topluluğu daha mutlu olacaktır yani. Ya tabii yani ya o mesela oyuncu gözünden bildiğim için 2 hafta çok büyük. Çok büyük bir tatil yani. 2 hafta daha rahat bir günlerini rahat geçirmek ailesiyle, işte sevdikleriyle oyuncu grubu için çok önemlidir. O yüzden oyuncular bir şekilde oraya kanalize olmuşlardır. Yani bu o 2 haftayı kaçırmak istemeyeceklerdir yani. Onunla eminim. Zaten hemen hemen iki takımda da bütün futbolcular milli olduğu için bir de milli maç trafiği de olacak. Evet. Sonra mesela milli takımımız 11 Haziran'da Kosova'yla karşı karşıya geliyor. Diğer yabancı oyuncular da bu organizasyonlara gideceği için zaten tatil geç başlıyor diğer takımlara nazaran. Bu tabii ki önemli bir hedef olarak görünüyor. Peki iki maçtır Sinan Gümüş'ü ilk 11'de izliyoruz Yasin'in yokluğunda ve devre arasında da yüklü bir bonservisle alındı. Geri Rodriguez yedek kulübesinde bekliyor. Özellikle bu maçta Sinan'ın performansını herhalde alkışlayabiliriz. Tabii iyi oynadı. Geçen hafta da fena değildi. Ama zaten Sinan'ın yeteneklerindeki bir oyuncu oynamıyorsa eğer ben problemi Sinan'da ararım. Yani genel erken küstü sanki. Tabii sezon. Birazcık küskün bir görüntüsü vardı. Eğer o yetenekteysen ve o oynamıyorsan o zaman problem sendedir. Yani genelde şimdi çok iyi biliyorum gençliği
Sinan şimdi, Sinan haricindeki Sinan diyordur ki ben harici herkes bu sıkıntılı. Yani oynamıyorsa Sinan kendine söylediği şey şu. Ben oynamıyorum, hakkım yeniyor. Benim oynamam lazım. Ben şöyleyim, ben böyleyim. İşte hoca kötü, işte takım arkadaşlarım kötü, o bana pas atmadı, işte yöneticiler şöyle yaptı. Genelde hani bu şekilde bakar oyuncular olaya gençken. Bu anlayabiliyorum, ve yetenekliyse ve oynamadığı zaman da yetenekli oyuncu bu şekilde düşünür. Sinan'daki problemin de bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa oynadığı zaman ne kadar attığı gole baktığınız zaman yani üst düzey bir oyuncunun atacağı bir gol bu yani. Hani normal bir oyuncunun atacağı bir gol değil. Baktığın zaman eğer oynarsa yeteneği de, eğer konsantreyi sadece sahaya verirse zaten Sinan gibi oyuncular oynarlar. Yani hiçbir hoca da onu oynatmayayım demez. Zaten 23 yaşında artık, hani ben 23 yaşın genç olarak kabul edilmeyeceği düşüncesiyim. Değil yani, tabii ki. Senin için de büyük bir ihtimalle tabii öyle görünüyor ve yani. Hani iyi de bir altyapı gördü mesela. Stuttgart altyapısı, evet. Görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz ve o altyapıdan önemli futbolcular da çıkar. Sinan Gümüş de onlardan biri. Bir de Almanya'nın 20 yaş altı milli takımında da oynamış. Yani gelecek görünmese bu oyuncuda, Almanya'nın 20 yaş altı milli takımında oynaması çok güç. O kumaşı var. Bazen hissettiriyor işte onu. Her zaman değil. İstikrar çok önemli bence burada. İşte konsantrasyon yani, o Erkoç'um o gün sahaya kendini verdi mi vermedi mi? Veya o hafta antrenmanlarda ne yaptı? O hafta antrenmanlarda acaba kimleri suçladı kendine? Kendini düşünmeyip, kendini suçlamayıp acaba kimleri suçladı? Hadi bunlar da çok önemli. Ya işte hep konuştuğumuz şeyler. Yani bu mental destek, danışman, oyuncuların danışmanları, işte nasıl davranmaları gerektiği, aslında ne yapmaları gerektiği. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani Sinan gibi oyuncular aslında oynaması gereken, yetenekli, Galatasaray'ın ihtiyacı olan, ucuza alınmış, genç, oynayacak, yıllarca Galatasaray'da oynayabilecek yeteneğe sahip oyuncuların bir şekilde yatırım yapılıyorsa desteklenmesi lazım kulüpler tarafından. Tabii oyuncu da kendine bakacak. Hani oyuncuya bakan yönüyle de kendine bir şekilde oraya hazırlaması gerekir. Tabii ki her şeyi kulüplerden beklemek olmaz ama Sinan yeteneğindeki oyuncular eğer kendiyle problemini bitirirse ve çevresiyle odaklanma, her şey buradan geçiyor zaten. Odaklanabilme, şampiyonluğa odaklanma, maça odaklanma. İşte ben bu maçı kazanacağım. İşte hakem hata yaptı. Önemli değil. Bir dahaki pozisyonda. İşte bu maçı kaybettim. Önemli değil. Bundan sonraki 5 maçı kazanacağım. Hep odaklanma. Yani mesela Yasin onu başardı. Tabii yani, Yasin o sezon mesela, değil mi? Şampiyon olduğu sezon Türkiye Kupası'nda bir anda yıldızını parlattı. Ve sezonun son bölümünde çok iyi oynadığı için bence Hamza Hoca dönemindeki gelen şampiyonlukta Yasin'in son haftalardaki performansıyla katkısı çok büyük. Çok büyüktü. Yani o zaten Galatasaray'ı mesela, Galatasaray'da da tutan Yasin'i o oldu açıkçası. Yoksa Yasin'i göndereceklerdi ama o performans Yasin'i orada tutmaya devam etti. Ve şu anda hala Galatasaray'ın oyuncusu. Milli takıma falan bile gidiyor. Yani dediğim şey bu işte, odaklanabilme. Sağ solu bırakacaksın. Yasin'e hiç mi eleştiri yapmadılar? Yasin'i kadroşu bıraktılar kaç defa? Öyle değil mi? Doğru. Ama Yasin'in bir hedefi var. Maça çıkacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu odaklanmadır işte. Asıl olan budur her zaman. Bir şeye odaklanma. Genel olarak sen şampiyonluğa odaklanırsın. O içindedir senin. Ama o andaki maça da odaklanmak en önemlisidir. Yani bunu başarabilen oyuncular genelde etrafa çok takılmadan yollarına devam ederler. Yani Uğur Boral televizyonda bana salladı. Ya Uğur Boral sallasın, boş versen. Sen bir dahaki hafta iyi oynarsan Uğur Boral sana sallamaz. İyi konuşur hakkında. Atıyorum Erkut benim hakkımda kötü bir istatistik söyledi. Önemli değil o. Sen hocanın istediği, yani saha içindeki etkinliğini koruyabiliyorsan hocanın istediği şekilde, sen bir şekilde sezon sonu geldiğinde büyük resimde kazanan hep sen olacaksındır. Önemli olan şeyler bunlardır. Yani bunu becerebilirsek oyuncu grubu olarak, yani bizim oyunculardan bahsediyorum. Onlar yolunu bulurlar. Su akar, yolunu bulur. Yani bu oyuncular yetenekli oyuncular ise, odaklanabilirlerse bir şekilde rayına girip oyuncuyu kazanırsın. Oyuncu da kazanır. Bu iş böyle devam eder. Peki geri Rodriguez 3,5 milyon euroya alındı devre arasında. İyi bir bonservis bedeli. Yani Galatasaray aslında yani Galatasaray kadar, için iyi yani. Tabii yani Galatasaray her ne kadar şu anda maddi anlamda sıkıntılı gibi görünse de 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemiş bu sezon ve ligin açık ara farkla en fazla bonservise para aktaran takımı konumunda. Ama geri Rodriguez'e bakıyorsun, Yasin'in yokluğunda yine yedek.
Yani bu transferi yani aslında eleştirebiliriz. Yani ben o işe öyle bakmıyorum. Ben Rodriguez oynadığında iyi performanslar sergilediğini düşünüyorum açıkçası Erkut. Yani sonradan belki hamle olarak düşünüldü. Tudor'la ilgili sen de söylemiştin birkaç problem var. Kendi PAOK'tan da öğrencisiydi. Belki Tudor'un kafasında o PAOK'taki dönemde belki bazı eksiklikler vardı. O Tudor herhalde onların giderildiğini düşünmedi. Veya düşünmüyor hala hazırda. Ben ama hani oynadığı dönemde ben kötü olduğunu düşünmüyorum o kadar. Bence Rodriguez etkili oyunlar gösterdi Galatasaray forması adı altında. 3 tane asisti var mesela. Yani 3 asist. Oyundaki etkinliği de önemli. Yani oyunda da çok etkin. Yani bazı maçlarda buruma etkisi de yarattı yani çoğunda hatta. Buruma etkisi yarattı olmadığı maçlarda da. Ya top ayağına geldiğinde heyecanlandıran tabii, oyun tipi aslında. Rakibi de mesela rakibi tedirgin eden, rakibin aslında kafasını kaldırıp oyuna çıkmasına da izin vermeyen tarzda bir oyuncu. Ama ya Tudor'dan sonra bence mesela bir şeyler oldu yani. Mesela savunma oynatırken de Tudor'un bana kalırsa sağ kanattaki, yani sağ kanadı tek başına kullanması gereken oyuncuydu Geri Rodriguez. Hatta kendisi de söylüyor. Ben PAOK'ta orta beşinin kanadındaydım ve oradaki sistemle buradaki arasında fark var demişti. Dörtlü sistem oynarken Galatasaray. Bu açıdan ama Tudor belki de hazır bulmadı. Yani ya işte diyorum ya belki Tudor'un PAOK'taki fitresi daha farklı referansları. Ya tabii yani şimdi PAOK'ta mesela oyuncuyla ilgili bazı eksiklikler vardı belki kafasında. Burada onları hala aynı devam ettiğini düşünüyorum ya belki. Yasin'e şöyle sormuş mesela hani bu röportajlarda da çıktığı için söylüyorum. Aynen şu tabiri kullanıyor Yasin için. Kendisine soruyor. Diyor ki at gibi koşabilir misin? Hani topa vurur musun, pas verir misin, orta yapar mısın diye at gibi koşabilir misin 90 dakika boyunca. O da koşarım hocam deyince ilk tercihi oluyor. Hani bakıyor koşabileceğini de inanıp ilk tercihi oluyor. Maç sonu açıklamalarına bir bakalım. Sinan Gümüş'ün açıklaması var maç sonunda değerli izleyenler. İlk olarak 23 yaşındaki oyuncuya göz atalım. Bugün de gerçekten klas bir gole imza attı. İlk yarıda maçı bitirmek istedik ve amacımıza ulaştık. Attığım gol de çok güzeldi. Takım olarak performans ortaya koymak önemliydi. Uzun süreler oynamadım ve bir anda hocamız bana şans verdi. Ben de bunu golle taçlandırdım. Bu çok mutluluk verici bir durum. Hoca beni 60 dakika beğendi ama sonra oyundan çıkarttı diyor. Semih'e de bakalım. Semih Kaya ne söylemiş? Önümüzde iki maçımız daha var ve onları da kazanıp 3. sırayı alarak Avrupa'yı garantilemek istiyoruz. Ahmet de ben de genciz. Birbirimizin açığını kapatmaya çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık diyor Semih Kaya. Sinan'ın 60. dakikada oyundan çıkmasıyla ilgili yaptığı yorumun değerlendirmesini ben şöyle düşünebilirim. Geçen hafta sakatlanarak çıktı. Bence Tudor onun yeniden bir kas problemi, çekme problemi yaşamasına engel olmak için hani 2-0 neticede skor ve yerine giren oyuncu da Geri Rodriguez. Hani ben böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem de taktiksel olarak da makul bir anlayış. Tabii. Oyun iyice yani 70'ten sonra oyunun daha çok kopacağını biliyor. O da biliyor yani görünüyor da zaten. O yüzden de daha dinamik, daha süratli. Aslında sakatlık problemi de olmayacak tarzı sen de söyledin hani geçen hafta da sıkıntı yaşamıştı. Öyle bir oyuncuyu almış olması Sinan'ın çok kötü bir oyun sergiledi de oyundan çıkardım demek değil bu. Hani işte biraz önce dedim ya Sinan bu tarz şeylere takılmaması gerek. Bugün 60'ta çıkardı yarın seni ilk 11'e koyacak gene. İşte orada gene gereğini yapman gerekiyor. Anladın mı? Yani Sinan'ın mesela bu açıklaması inceden bir tabii, inceden, takılma, tabii. Kafaya takma var değil mi? Tabii. Yani hoca da demek ki beni 60 dakika beğenmiş. İşte söylemek istediğim yani. Şey bunlar evet. İşte anladın mı? Bunlara takılmayacaksın. Odaklanma dediğim şey bu işte. Yani o 60 dakikalık oyunla sen git evde izle. Nerede hata yaptın? Nerede doğru şeyler yaptın? Attığın golü al, izle ve özgüvenini arttır. Yani bir dahaki maç seni ilk 11'e zaten koyacak. Oynayacaksın yani Şenol belli. Şenol Hoca'nın dediği gibi eğer oyundan çıkarmam seni sürekli üzüyorsa seni hiç üzmeyelim. Seni hiç oyundan çıkarmama gerek kalmasın. Evet. Yedek otur, oyuna dahil edeyim seni. Evet. Yedekten gir daha i̇şte mutlu olursun. Bunlara çok fazla ya, takılmazsa, yani. Takılmazsa odaklanmayı başarırsa Sinan futbolcu olur. Zaten futbolcu ama gerçek futbolcu olmak adına adımlarını atabilir. Yani bir de hani yine Sinan üzerinden konuşacak olursak Galatasaray taraftarı üzerinde kredisi çok fazlaydı. Yani her sezon başında Galatasaray taraftarların
ona ayrı bir sevgisi olduğunu gözlemliyorduk açıkçası. Böyle de bir krediyle de başlıyor sezona. Umut ederiz daha da yukarıya çıkar ve çünkü gerçekten futbolumuz açısından da bence evet. yetenekli önemli bir isim olarak görünüyor. Bugün ben bir de Kaptan Selçuk'u beğendim. Yani hatta Tudor'dan sonra bazı maçlarda Selçuk'un farklı performanslar ortaya koyduğunu görmüştük. İki hafta öncesine kadar bunu pek sergileyemiyordu ama bugün bence eski Selçuk gibi oynadı. Yani çok açıkçası oyunda göründüğünü söyleyemem Selçuk'un ama benim gördüğüm kısımda Selçuk iyiydi. Yani aldığı pozisyon, pozisyon anlayışı, oyun içindeki hakimiyeti ve gerekli noktalarda topu kaybetmeden kilit noktaya attığı paslarla bence Selçuk çok oyun içinde görünmese de iyi oynayanlardan bir tanesiydi. Bazen böyledir yani oyuncuyu hiç görmezsiniz saha içinde ama aslında o hep doğru pozisyondadır. Ve doğru yere pasını verir. Basit görünür ama çok basit değildir aslında. Selçuk da bugün o performanslardan bir tanesini sergiledi. Çok fazla zaten atlayıp zıplayan hani taraftarı da oynayacak şekilde hareketler yapan bir oyuncu da değil Selçuk. Bugün ben de Selçuk'u genel olarak oyunda beğendiğimi söylemek istiyorum. Peki Galatasaray'ın stoper ikilisi, hani ikililer genellikle şöyledir ya, biri topla ilişkisidir, savunmadan oyun kuran tiptir, diğeri de daha böyle süratli olması beklenir. Ama ben Ahmet ve Semih arasında hangisinin hangi rolde olduğunu anlayamıyorum. Senin mutlaka bizim gözümüzden daha farklı bir bakış açın vardır. Nasıl tanımlıyorsun Galatasaray stoper hattını, Ahmet ve Semih'i? Ya şimdi Semih çabuk olan taraf. Hı hı. Ahmet de aslında asıl olan santraforu, yani merkez santraforu. Şöyle söyleyeyim, Vebo'yu. Vebo'yu kucağa, biz öyle söyleriz. Kucağa alacak hı hı. olan oyuncu Ahmet. Arkaya da bir şekilde dengeli bir şekilde kademesine girecek olan oyuncu da çabuk olan, arkaya top sekerse, oyuncu kaçarsa çabukluğuyla halledecek olan oyuncu Semih. O görüntüde ama ayağı iyi hangisinin dersen ikisinin de ayağı çok iyi değil. Yani bu buradan hani ikisi arasında şu diyemezsin. Yani ikisinin de ayağı çok iyi değil aslında. Peki önümüzdeki sezon Galatasaray'da bir stoper transferi bekleniyor. %100. Yani az oynayabilecek, ilk 11'de oynayabilecek, hatta tecrübeli ismi olan bir futbolcu bekleniyor. Semih ya da Ahmet'ten en azından biri önümüzdeki sezonun direkt 11'inde olabilir mi? Bu arada Serdar Aziz'i de unutmayalım. Hani yani Serdar Aziz gelirse Serdar Aziz olur. Serdar gelirse Serdar olur bence, benim fikrim. Hı hı. Yani eğer bir stoper alındı, hı hı. Serdar da iyi bir şekilde geri döndü, o zaman diğer ikisi değil Serdar bence. Yeni alınacak stoperin, hani baba stoper, hı. kaba bizim ağzımızda. Baba stoperin yanına Serdar olur bana soruyorsan. Yani ki Galatasaray'ın zaten aslında başarıya ulaştığı sezonlara baktığımızda stoperdeki iyi oyuncuların katkısı zaten hani aşikar. Tarihe baktığımızda özellikle son 20 yıla, 30 yıla Galatasaray'ın hep böyle bir alışkanlığı var. Yani omurga Galatasaray'da hep iş yaptı. Yani iyi kaleci, iyi stoper, iyi orta evet. saha. İyi santrafor. Yani omurgası düzgün olduğu müddetçe Galatasaray her zaman için zaten bence ligdeki hep bir adım önde olan ya zaten bunu yani bunu Galatasaray değil bunu bütün takımlara yorabilirsin zaten. Yani bugün mesela Fenerbahçe'ye baktığın zaman yok öyle bir görüntü. Öyle değil mi? Omurga yok yani. Bence kale tamam. Aslında bence stoper hattı da iyi Fenerbahçe'nin. Bence kağıt üzerinde en iyi stoper ikilisi Fenerbahçe'de. Yani performans açısından bunu tartışırız ama. Neye göre ama? Kağıt üzerinde. Yani mesela bir konsol oyunu olsa Fenerbahçe'nin stoperlerinin değerlerine baksak sezon başında orası tap yapar. Marcelo mu? Keya mı? Kayer diyecek. Tabii ki Marcelo ama ben sezon başında... Skertel mi Marcelo mu? Marcelo. Niye? İyi oynuyor. Ne, ama iyi hangi oynuyor. Özelliğinden dolayı? Yani hem bir kere hava topu vermiyor. Tamam. Durduğu yer çok iyi. Tamam. Yani çok, asıl olan özelliğine çok iyi kesici ve ayağı çok iyi. Ayağı da iyi. Ayağı çok ben iyi. Ben çok mi? İyi değil bence ama iyi. Bence çok çok yani çok üst düzey değil bence Marcelo. Simon Kea'ya göre 10 üzerinden tabii. O Kea 3 ise adam 7 yani. Büyük takımda oynayabilecek stoper özelliği var çünkü adamda. Anladın mı? Sana söylemek istediğim o omurga bu işte. Evet kaleci tamam. Volkan tamamdır Fenerbahçe'de. Orta sahanın ortası tamam mı sence?
Fenerbahçe'de. Evet. Yani Mehmet Topal tamam ama yanındaki sana, tamam değil. Ya şimdi yani Erkut'cum sen işte farklı yorumluyorsun olayı, ben farklı yorumluyorum. Mehmet Topal tamam ama yanındaki tamam değil. Yani yanına birini bulamadılar. E o zaman omurga değil takımı sayıyorsun. Ben sana ben şu düz attı söyle diyorum. Ya Fenerbahçe zaten problemi iki yönlü orta saha. Yoksa defansif orta sahası tamam. Hani Beşiktaş'ın omurgasında dikkat çeken isim Atiba. Evet. Değil mi? Hani Atiba. Atiba'ya herkes olmaz. Çok koşuyor diyor. Ya Atiba top kaybetmiyor kardeşim. Evet yani Atiba olmazsa olmaz. Ama Atiba evet koşuyor ama top kaybetmiyor. Onu Atiba yapıyor zaman zaman. Yani Atiba'nın sadece top kapması yetmiyor ki. Yanında çok kaliteli iki tane orta saha adayı var. Tabii. Yani biri Oğuzhan, biri Tolgay. Mehmet Topal'ın da yanında böyle bir oyuncu olsa Mehmet Topal'ı da biz omurganın orta sahasına koyarız. Bence koyarız yani. Atiba mı Mehmet Topal mı? Tabii ki Atiba performans. Ama şöyle düşünelim. Kağıt üzerinde hangisi daha değerliydi? 2 sezon, 3 sezon. Ya ben onu başında. ben onu kağıt üzerine ben bakmam. Heh, ondan bahsediyorum. Ben sana oyun içindeki etkinliğe bakarım. Ya, ben sana o yüzden söylüyorum. Etkinlik 2-3 sezondur Atiba zaten. Onu tartışmaya bile gerek yok. Ki onu tartışınca, örnek verince de taraftarlar, futbol severler, bizi izleyenler bazen bizi anlayamayabiliyor. O yüzden çok da fazla aslında o kıyaslamaya da çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Şimdi evet. Galatasaray'da belli ki üçüncülük için şu an maç fazlasıyla da olsa bir avantajı var ve kalan fikstürün Fenerbahçe'ye göre iyi olduğunu düşünüyoruz. Hem Uğur Boral hem ben, çünkü Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı, her ne kadar son yıllarda içeride Trabzonspor'a puan dayı vermese de Fenerbahçe bu anlamda hani kupadan elenmesi, advokatın durumu, takım içindeki psikolojik açıdan değerlendirerek bunu açıkçası ben dile getiriyorum. Önümüzdeki sezonki Galatasaray'ı da merak ediyorum. Sevgili ben de. Burak. Fenerbahçe'yi daha çok merak ediyorum ama. Fenerbahçe'nin bir maç önü ya da sonrasında değerlendirebiliriz ama az bir süremiz kaldığı için Galatasaray özelinde gidelim. Geçen hafta burada biz Önder Hoca ile bir muhasebe çıkardık. Bizim muhasebemize göre minimum 9 oyuncu gerektiğiydi Galatasaray. Yani seninle de gidelim adım adım. Kalede bir sıkıntı yok. Tamam. Kaç stoper lazım? 2. As mı yoksa biri as biri yedek mi? Biri as. Yok, 2 tane as lazım tane da as. Eğer Serdar Aziz geri dönerse, eğer o dediğim baba stoperin yanına, o zaman Serdar olur. O zaman 1 diyelim stopere. Bir tane de yedek almak zorundasın o zaman. Yok, 2 tane yedeğim var işte. Yani? Yani 2 tane oynayacak, 2 tane de yedek stoper olmuş Ahmet oluyor işte. Çalık, Ahmet Çalık'la Hakan Balta, Koray. Semih, Koray var. 5 tane stoper olması lazım. E tamam işte Semih var, Ahmet var. 2. Evet. Bir tane alacaksın, Serdar gelecek. 4. Koray var, Hakan Balta var. 6 oldu zaten. Evet, hani bir zaten tane. Sağ bek. %100. Bir tane mi? Bir tane. Bir sağ bek, sol bek. Bir tane. Karol var, o alternatif oynayabilir. Defansif orta saha lazım mı? De Jong ve Tolga var. Kesin lazım. Bir tane defansif orta saha. İki yönlü orta saha lazım mı? Kesin lazım bana soruyorsan. Bir tane de iki yönlü. Kanatlar ne durumda? Burma tamam. Burma tamam. Yasin, Sinan olursa Sinan da tamam bana soruyorsan. Yani iyi bir takımda. Dört tane kanadı var. İyi bir takımda bence Sinan tamamdır. Bence Rodriguez de tamam. Yani eğer Sinan'ı oynatacağım diyorsan, Rodriguez yedek diyorsan tamam. Yasin de var. Çünkü Burma'yı kesin oynayacak gözüyle baktığımız için. Diğer tarafa 3 aday geliyor zaten bu sefer. O yüzden bence tamamdır yani. Gerçi Yasin solda da oynayabilir. Hani, solda hani da oynuyor. Rodriguez de koyuyorsun. Evet. Galatasaray'ın kanatları Sinan ve Yasin'i yedek olarak. Evet. O zaman bir tane kanat oyuncusu almıyor. Evet. Snyder'in kalacağını düşünelim. Tamam. Bir tane yedeği lazım galiba değil mi? Josie var. Josie kiralık. Devam edecek mi bilmiyoruz. Bir tane alıyor mu? Alalım mı Galatasaray'a bir tane? Bence Snyder'i gönderip oraya aslı olan bir oyuncu bence. Bence benim tamam, fikrim. Yani yine de oraya bir tane evet. Atak orta saha lazım. %100 santrafor lazım. Bir tane, iki tane. Bence iki tane lazım. Podolski yok. Yani Eren var. İki tane daha lazım. Evet. Bir tane %100 direkt oynayacak lazım. Senin de yaptığımız hesaba göre 2 stoper, 1 sağ bek, 1 sol bek 4, 1 defansif orta saha 5, 1 merkez orta saha 2 yönlü 6, 1 ofansif orta saha 7, 2 santrafor 9. Senin de 9'a çıktı. Evet. Minimum mu bu? Bir minimum değil mi? Yani kanat oyuncusu almadık mesela.
Ya tabii Kanada mesela bonkör davrandı. Kanat oyuncusu almadık. Evet, evet. Yani Galatasaray'daki muhasebe bu. Vallahi kolaylık versin. Allah Galatasaray yönetimine evet. İşleri pek kolay değil. Bir de teknik direktör tartışması da var. Seneye Tudor kalacak mı kalmayacak mı bilmiyoruz. Tudor demişken de maç sonu açıklamasına bakalım. Hırvat teknik adamın neler söylemiş. Osmanlı Spor maçı sonrası Igor Tudor. Son dakikaya kadar mücadele eden, geriye gelen, yardımlaşan bir Galatasaray vardı ve böyle kazandık. Takım defansı önemli. 11 kişi birlikte defans yapmanız lazım. Muslera'nın orada olduğunu bilmek de rahatlatıyor. Snyder bizim için çok önemli bir oyuncu. Attığı gollerden de çok mutluyum. Fantastik bir oyun oynamadık ama oyuncularımızın bireysel yetenekleriyle 2-0'lık bir galibiyet aldık. Çok gerçekçi bir yorum yapmış Igor Tudor. Ya işte ben Igor Tudor'u işte bu yüzden de biraz seviyorum. Yani kandırmaya çalışmıyor sonuçta taraftar değil mi? 2-0'lık bir galibiyet var. İstediği her şeyi söyleyebilir aslında. Çünkü ülkemizde iş skorlar üzerinden gittiği için skor insanların gözünü çok kör ediyor. Spor medyasının gözünü de futbol medyasının gözünü de çok kör ediyor. Ondan zaten oradan da yola çıkarsak bütün futbol sevenler, taraftarların gözü kör oluyor skordan sonra. Ama Tudor bugün mesela bu aldığı güzel galibiyeti bilin hepsini bile kendi üzerine almadan bir şekilde aslında çok iyi oynamadıklarının ama işte dediği gibi birkaç tane özel yetenekli oyuncusuyla yapmış olduğu skorun meyvesini yediğini söylüyor. Yani ben böyle hocaları seviyorum. Gerçekçi hocaları seviyorum. Ben diğer türlü her şeyi kendine mal eden, aslında hiçbir problem yokmuş gibi demeçler veren hocaları çok sevmiyorum. Bu arada açıkçası. Galatasaray'da da Fenerbahçe derbisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O derbiden sonra izinler kaldırılmıştı. Fener ya da Kasımpaşa değil mi? Rejiden de arkadaşlarımız bu konuda bana destek verebilir ama ben Kasımpaşa diye hatırlıyorum sanki. İzinleri kaldırmıştı. Şimdi 3 gün izin verilmiş takıma. Böyle de bir jest yapmışlar. En azından o durumu telafi prim etmişler gibi. Prim gibi. Evet. Evet. 3 gün güzel tatil. Evet iyi. İyi çok tatil. İyi. Hamza Hamzoğlu'nun da açıklamalarına bir bakalım. Osmanlı Spor Teknik Direktörü. Ki Galatasaray'la şampiyonluk yaşamıştı Hamza Hoca ama son haftalarda onun takımı ve tabii Hamza Hoca'nın performansı da pek iyi değil. Maç düşündüğümüz gibi gelişti. Sadece golü bulamadık. Birçok pozisyonumuz vardı ancak kötü bir gol yedik. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece teşekkür ediyorum. Artık mental olarak yorgun durumdayız ancak buna da fazla bağlamanın anlamı yok. İki maçımız var. Sonra gelecek sezona bakacağız diyor Hamza Hoca. Fiziksel yorgunluktan değil de mental anlamda bir yorgunluk olduğunu dile getiriyor ama ben de burada Hamza Hoca'ya açıkçası katılmayacağım çünkü hani Osmanlı Spor ne ligde kalma mücadelesinin içindeydi ne Avrupa mücadelesi ne şampiyonluk mücadelesi. Yani tek mental yarışı Avrupa Ligi'ndeki iyi performansıydı ve bence ülkemize çok çok iyi temsil etti. Yani bence. Burada Olympiakos'a elendikten sonraki Olympiakos yani kendi ülkesinde winner bir takım ve Avrupa'da tecrübesi üst düzey bir takım ki yani Beşiktaş bile elini kolunu sallaya sallaya eledi diyemeyiz Olympiakos'u. Bu anlamda ben mental yorgunluk da varsa burada oyuncu topluluğunun büyük bir hataya uğradığını düşünüyorum açıkçası. Yani ben de aynı senin gibi düşünüyorum çünkü yani mental olarak dediği gibi bilmiyorum hani kulübün içinde ne olduğunu da bilmiyoruz şimdi. Erkut şimdi hoca bırakıp gitti. Acaba yönetimden oyuncular üzerinde nasıl bir baskı oluşuyor? Sonuçta taraftar baskısının olmadığını düşünürsek. Şimdi oyuncular acaba kendi içlerinde kulübe bakan yönüyle acaba nasıl baskı hissediyorlar onu bilemiyorum. Ama ben de hani genele baktığımız zaman senin gibi düşünüyorum. Hani çok fazla düşme şeyi yok. Belki hani UEFA'ya katılan takım şu anda inanılmaz bir düşüşte ve İlk yarı itibariyle muhteşem bir performans. Şimdi bu haldeler acaba... UEFA'da olmak istiyorlardı bence. Tabii yani. UEFA'ya gidemiyorlar. Yani şu an Antalya onun... Spor'un konumunda Osmanlı Spor'un olması lazımdı aslında. Evet yani normal bir şartlarda. De mesela bugün de izlediğim Osmanlı'yı iyi takım yani. Osmanlı oyuncuları iyi oyuncular, iyi takım tabii yani. Canım. Baktığın zaman yani bir oyun... kim bilir ne kadar... Evet oyun anlayışı var. Bu arada 10 milyon euroları duymuştum ben devre arasında bir İngiliz takımı. Hani 10 milyon eurolar civarında ondan aşağı değil bu arada hani. Tam hatırlamadığım için net rakamı. Yani 10.5-11 olabilir ama ondan aşağı değildi. Ve vermedi yönetim. Yani neden futbolcu. Vermedi? Bizim bir hedefimiz var. Avrupa'da evet. Yürüyeceğiz. Ligde de iddiamız var diyerek. Ha şimdi aynı para ya aynı teklif gelir mi? Bilmiyoruz. Aynı teklifin gelebilmesi için
bu takımın yeniden Avrupa'da olması lazım. Çünkü arena orası. Yani o konsantrasyonu sağlayamadıkları görülüyor. Yani net görülüyor. Hani yedikleri gollere de mesela bugün... Sevgili Uğur, hemen bir Türk Telekom Arena'ya gidelim. Cenk Ergün konuşuyor. Arzuladığı yerde olmadığınız için maalesef tabii ki şey biraz düşüyor. Seyirci sayısı biraz düşüyor. Osmanlı Spor geçen senenin güzel çıkışından sonra bu sene çok sayıda maç yaptı. Maç sırasında onu da hesaplıyorduk. Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası, herhalde 55-56 maç. Yine de maçı kazanmayı bildik. 2-0 bence. Oyunda bir takım kırılma noktaları var. 3'e de dönebilir. Karşı karşıya Mustera'nın kurtardığı pozisyon da var. Sonra da girdi. Onun için haftanın ilk maçında kazandık. Çok mutluyuz. Önümüzde bir 10-11 günlük bir süreç var. Alanya maçına kadar. Birkaç gün izin yapacağız. Salı günü tekrar başlayacağız. Bundan sonra Alanya maçı. İşte son iki maçı kazanacağız. Amacımız bu. Aradaki olası puan kayıplarını da umarak bir yukarıda bitirmeye çalışacağız. Çünkü önümüzdeki sezonu da kupalarında nerede olacağımız da önemli. Ne zaman başlayacağımız. Hem sezonun açılışı hem de bu sezonun uzunluğunu hesap edebilmek adına. Şu andaki de hedefimiz iki maçı da kazanmak. Peki transfer konusu tabii çok konuşuluyor. Sizin İspanya'da, bir gün İngiltere'de, bir Almanya'da, Avrupa'nın birçok kentinde olduğunuz yazılıyor. Evet. Tabii isim sormak erken olabilir ama... İsimden çıktığı zaman zarar veriyoruz. Evet, yani o konuda nasıl bir... Yaklaştınız mı? Yani? Şimdi çok sayıda oyuncu ile görüşüyoruz. Çok sayıda oyuncu ile görüşüyoruz. Prensipte bize evet diyenler de var. Sözleşmesi bitmiş olan oyuncular da var. Kulüpleriyle görüşme aşamasına geçeceğimiz oyuncular da var. Geçtiklerimiz de var. Temaslarımız devam ediyor. İsimlerin şu anda çıkması hakikaten çok zarar veriyor. Hem fiyatların artması. Avrupa'dan hangi bölge mi yoksa sana da... Oradan çözülüyor. Sol bek, bir forvet, bir stoper. Öncelikli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Takımda tabii ki bu arkadaşlarımızla bir kere bu sezonu bitirmemiz gerekiyor. Sezon bittiği zaman konuşacağımız, devam edip etmeyeceğimize karar vereceğimiz arkadaşlar var. Dolayısıyla biz her bölgeye alternatifte çalışmamızı yapıyoruz. Hepsini sıcak tutuyoruz. Ondan sonra sezon sonunda elimizdeki kontratlar, devam eden veya etmeyen arkadaşlarımızın durumuna göre mümkün olduğu kadar çabuk İlk adımlarımızı atalım. Ondan sonra da yaz dönemi devam ettiği sürece yine transfer açık olduğu zaman da doğabilecek olan fırsatlara göre de hareket edebilirim gibi bir planımız var. Bu şekilde öncelikli birkaç yerimiz var, pozisyonumuz var. Bunlar zaten takımdaki eksik noktalar görülüyor. Özellikle santrafor mevkinde Podolski'nin de gidişinden sonra zaten tek kalıyoruz. Dolayısıyla acil bölgelerimiz var. Bunlara daha ağırlıklı önden çalışma yapıyoruz. Avrupa'da da ligler şu anda artık nihayetlenme aşamasına geldi. Orada da amaçları olanlar var. Sözleşmesi devam edenler var. Hoca değişikliği yapacak olanlar, kulüpler, yatırımlar. Dolayısıyla bunların hepsi böyle birlikte hareket eden bir durum. Bizim de amacımız ne kadar çabuk bitirebilirsek transfer çalışmalarımızı o kadar rahatlarız ve sonraki adımlar için de elimiz kuvvetli olur. Ama bu bir süreç. Kolay değil. Sıkıntılı birkaç senenin arkasından geliyoruz. Dolayısıyla ekonomik şartlar da değişti. Hem bizim şartlarımız daraldı hem de Avrupa'daki birçok ülkedeki krizlerin sona ermesi, yayın hakları ve kulüplerin satın alınmasından sonra konulan paralarla bizim birçok avantajımız artık eskisi kadar yok. Ve maalesef Şampiyonlar Ligi'nde de yokuz. Bunlar eksiklerimiz ama artılarımız da çok fazla. Sonuçta adımız, tarihimiz, geleceğimiz, umutlarımız, taraftarımız, çok büyük de artılarımız var. Biz bunları eksi yönlerimizi minimize edip artılarımızı maksimize ederek size hep söylediğim gibi umuyorum çok güzel bir kadro oluşturacağız. Negredo bir şey soralım. Negredo konusunda bize çok şey genel geldi de bu. Ben o zaman tek tek sorayım. İşte Hakan Balta konuşuluyor. Ondan sonra Sinan konuşuluyor. Özellikle Snyder çok konuşuluyor. Ama az önce söyledim ben sezon bitene kadar hiçbir oyuncumuzla bu konuşma yapmadık. Hiç konuşmadınız. Hayır. Hayır. Sözleşmede bitecek futbolcular var. Yaşayıp ilerleyen futbolcular var. Hayır. Biz şunu söyledik hep. Sezon sonuna kadar elimizden geleni maksimize edelim. Sezonu en yukarı noktada bitirelim. Sezon sonu mu başlayacaksınız görüşmeleri? Bir tane oyuncularımızla ilgili. Ama mesela Hakan Balta'nın sözleşmesi devam ediyor. Wes'in sözleşmesi devam ediyor. Yani bir tek zaten şey var. Sabri var. Şecu var. Podolski gidiyor. Bir de Yosuye'nin var. Kiralık dönemi bitecek. Hepsiyle gereken şeyler yapılıyor. Konuşmalar yapılıyor. Alınabilecek oyuncular arasında Negredo'nun heyecan yaratıyor. Negredo konusunda sizin bir somut adımınız var mı ya da listenizde var mı? Öyle soralım. Çünkü görüşmemiz oldu. Yani
Bununla ilgili detay alabilir miyiz? Şu an için dediğim gibi yani bu isimlerin ortaya çıkması da konuşulması da detaylar da bize negatif yansıyor. Yani sonuçta bunlar konuştuğumuz oyuncular hepinizin bildiği gibi ilgi gören, başka oyuncuların da istediği açıklamalarımız var. Görüşmeler var, kulüpleri var. İçinde bulunduğumuz durumla istediğimiz oyuncular da hani ne kadar bizim için önemli oldukları, bize oyuncuyu satmaya meyilli olan ya da olmayan kulüpler için de artı şeyler. Zamanı gelince açıklamak bence daha doğru. Şu anda bunların bilmesi bir şey ifade etmiyor çünkü. Dinar'a soracağım. Dinar çünkü sizin eski oyuncunuz. Doğru. Galatasaray'dan giderken gözyaşı döken bir oyuncu. Doğru. Onunla ilgili yeni bir hikaye başlayabilir mi? Olabilir. Olabilir. Geniş listenizde var mı? Var. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir de kamp belirtimi. Cenk Ergün'den de samimi açıklamalar geldi. Tabii Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor ve az önce biz de sevgili Uğur Buralı hani bir liste çıkardık. Tabii Galatasaray'dan gitmesi muhtemel isimler de var. Sözleşmesi son erecek isimler de var. Gerçekten Galatasaray yönetimini zor bir transfer sezonu bekliyor. Allah yardımcıları olsun diyelim. Uğur Bural, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yorumların için tekrar görüşmek dileğiyle ve size de teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için hoşça kalınız.